Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, Yatırımcının Pusulası kitabını okumaya devam ediyorum. Orada dünya çapında tanınan 25 kitabın özeti var. Kimileri beğenmeyebilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ama ben çok beğendim. Yani 25 kitabı ayrı ayrı okumak aylarımı, yıllarımı belki alacak. Çünkü vakit bulup okuyamayabiliyoruz. Fakat bu kitabı bir iki ayda bitirebiliyoruz. En azından bir ön bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Şimdi Para Oyunu kitabı, Adam Smith'in kitabı. Bu çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Neden çok beğendim? İşte borsada yatırım yaparken insanların rakamlardan, ekonomik verilerden daha çok öykülerin daima kurallardan daha öğretici olduğunu düşünmektedir. Hem öyküler, hikayeler üzerinden borsayı anlatmak kolay oluyor. Hem de yatırımcıların bunlardan çok etkilendiğini anlatıyor. Bu kitapta da kurguyu bu şekilde yapmış. Bu adam gazeteci. Bu kitap 1967 yılında çıkmış. Çok güzel bilgiler var. Bu Türkçesi yok. Hemen onu göstereyim. Arkadaşlar, Google'a yazdım. Para Oyunu Adam Smith diye. Money Game çıktı. Bu demek ki Türkçesi yokmuş. Bu kitabın Türkçesi yok. Biz alacağımızı aldık. Bakın arkadaşımız bunu da özetlemiş. 16 Haziran 19... Bu ne ya? Bu da başka bir şey. Neyse. Bu kitap, anlattığımız kitap, biz alacağımızı aldık derken özetle geçmeye devam ediyoruz. Öyküler olayları anlamamızı kolaylaştırıyor. Bizi daha çok etkiliyor. Özellikle vurguladığı konu, hızlı büyüyen şirketler bulun diyen kitaplar yazdık diyor. Bu da öyle diyor. Yani bu Para Oyunu kitabı da yatırım yaparken hangi hisseyi alacağız sorusunun cevabına hızlı büyüyen şirketler bulun. Bakın sadece bu cümle bile yetiyor. Bu hızlı büyüyeni işte hikayelerle bulsak, anlasak bile biraz rakamlara da dökmemiz lazım. Bilançoyu okumamız lazım. Yapılan yatırımların, yapılan anlaşmaların bilançoyu ne kadar arttıracağını iyi kötü okuyabilmemiz lazım. Özellikle kendisini tanıyan, yani borsayı sadece bir yatırım olarak görmeyin, bir meslek olarak görün. Yani her mesleği nasıl ki yapamıyorsanız herkes borsacı da olamaz. Çünkü yani ben şu an gidip berber dükkanı açamam çünkü çıraklığından gelmemişim. İşte bazı şeyler de böyle bir bilgi birikim gerektiriyor. Borsada da işte panik misiniz, soğukkanlı mısınız, uzun vadeli yatırımcı mısınız, kısa vadeli yatırımcı mısınız, kaybı görünce dayanabiliyor mu kalbiniz, kademeli alış stratejiniz, satış stratejiniz var mı gibisinden. Yani önce bir kendinizi tahlil etmenizi istiyor. O yüzden ben de videolarda diyorum ki, yani yeni başlayanlar için özellikle, ihtiyaç duymadın. Yani batınca seni sarsmayacak bir rakamla başla. Bu 100 TL ile 100 TL başla. 10.000 TL ise 10.000 ile başla. 100.000 ise 100.000 ile başla. Eğer bunu 2 katına 3 katına çıkarabiliyorsan kalan paranı koy. Yani paranın %5'i 10'uyla neyse miktarı başla. Bunu 2-3 katına çıkarabiliyorsan kendi analizlerinle, kendi yatırım stratejinle o zaman doğru yoldasın. O zaman eldeki bütün parayla yatırım yapabilirsin. Bunu bütün parayla denediğin zaman pişmanlık çok büyük oluyor. Ve borsada zarar edenlerin çoğu da girer girmez bütün parayla tek kademden, tek seferden bir hisseyi bir rakamdan alanlar oluyor. Tamam, şansı yavar giden para kazanıyor ama genelde bunların %80'i zarar ediyor. İşte bu yatırım klasiği
bu konuda gerçekten beni etkiliyor. Ben beğeniyorum. Hani ne okuyacağız diyenler için bunu okuyup bu işin bir mantığı var, bir stratejisi var. Bu stratejiye göre yatırım yaparsak pişman olmayız bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada da 3 tür yatırımcıdan bahsediyor. Kimi %500 kazandığı halde kendini yetersiz buluyor, eleştiriyor. Aslında çok büyük, çok başarılı bir yatırımcı diyor. Kimi hiçbir şey bilmeden hisseleri alıp bekliyor. İşte dedikoduyla, birilerinden haber alarak yatırım yapıyor. Şimdi bu şekilde değişik yatırımcı türlerinin olduğunu söylüyor. Kimi mutsuz oluyor, kimi bu spekülatif hisselerle alarak para kazanabiliyor. Fakat burası çok önemli. Arkadaşlar, yazar kesinlikle manipülasyonla, spekülasyon diye yazılmış buraya da aslında manipülasyon demek lazım. Doğrusu budur. Hareket eden hisselerden uzak durun diyor. Özellikle yani aldığınız hisse büyüme esastı. Şimdi oraya geliyor. Olsun. Yani belli bir ekonomik mantığa dayalı olsun diyor. Yoksa manipülasyon hisselere girdiğinizde siz %10-20 neyse kazanabilirsiniz bir şeyler ama burada diyor asıl işi kuranlar para kazanıyor. Asıl işi kurgulayanlar, yani senaryoyu yönetenler, o hisseye manipülasyonla hareket ettirenler kazanıyor. O diğerlerin bazıları, tepede trene binenler zarar ediyor diyor. Diğer bir konu da özellikle bizim okumaya, videolarını çekmeye devam ettiğimiz sıradan hisseler, sıra dışı karlar, Philip Fisher'in kitabını tavsiye ediyor. Özellikle burada bilgi toplama yönteminden faydalanarak hisseleri araştırmak gerektiğini, hisseleri oradan zaten biz onun da analizini yapmıştık. 15 tane kriteri vardı. Bu kriterlerin hepsini zaten bulmamız mümkün değil ama ne kadar çok olursa bu kriterlere uygun hisseler, alacağımız hisseler, o kadar başarımız artar. Yazar piyasada analizciliğini yetersiz buluyor. Yani piyasadaki analizcileri yetersiz buluyor. Peki neyi beğeniyor? Bir yatırıma, ne bir hissenin uzun vadede iyi bir yatırıma dönüşeceğini söyleyen temel değer analizlerini önemsiyor. Evet, bu kitabı içinden seçip anlatmamın sebebi de bu. Hisselere yatırım yaparken uzun vadede öz kaynak artışına göre artacağını söylüyorum. Ben kendimi bu gruba koyuyorum. Yazar da buna önem veriyor. Yani manipülasyonla hareket edip füze gibi çıkan, şelale düşüşü yapan hisselere değil de belli bir mantık çerçevesinde merdiven gibi tıkır tıkır 3-5 yılda 3-5, 10, 20, 50 kat neyse yavaş yavaş giden hisselerin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Bu fikir benimle aynı fikir olduğu için bu kitabı çektim. İşte beni etkileyen yön burası. Burada yani borsada bir sürü oyun dönüyor. Kimi kazanıyor, kimi kaybediyor. Siz oynamak zorunda değilsiniz. Kalbiniz dayanmıyorsa başka yerde bu enerjinizi harcayın. Ya da emek verin. Araştırın. Bu şekilde temel analiz verilerine göre, öz kaynak artışına göre, Fisher'in 15 araştırma kriterine göre bilgi toplayın. Kademeli olarak bu hisseyi toplayın. 3-5 yıl içinde 3-5-10 kat, yani diğer enstrümanlara göre daha çok para getirecek yatırımlarla uğraşabilirsiniz. Yani illa herkes borsacı olacak diye bir kural yok. Şimdi arkadaşlar, Özgür Demirtaş yeni bir video çekmiş. Bizim eleştirilerimizi çok güzel dinlemiş, öğrenmiş. Zeki bir insan zaten, ondan şüphe eden yok. Fakat cevapları o kadar net değil. Yani eleştirileri çok güzel dile getirdi. Fakat cevabı o kadar net değil. Ne dedik? Endeks 100'ün ortalamasını alıyorsun ama
gıdanın içinden çok prim yapanları alıyorsun. Bunu almış. Gıda enflasyonunu tek başına almamış. Bu bir. İkinci bir konu da yine arkadaşlar işin uyanıklığına kaçıyor. Yine bu videom bir şekilde ona ulaşacaktır, dinleyecektir. Bakın arkadaşlar, siz görmek istediğinizi görürsünüz her zaman. Endeks 2006'yı alıyor, 2006'da tepe yapıyor. Yani neden en yüksek, en dibi almıyor da gidip seçtiği tarihlerde tepeden tepeye seçiyor? Burası çok önemli. Yani ben burada ilk videosunda da, daha önceki videoda da aynısını yapmıştı. 2009. Bakın 2006'yı alıyor. 2006'yı görüyor musunuz? Endeks kaç lira? En düşük 31 bin, en yüksek 48 bin. Peki 2001 yılında endeks 4 bin, en yüksek, en düşük 1800. 98'de. Şimdi 98 yılından 2006 yılına kadar kaç bin kat yükseliyor? Kaç bin yükseliyor? 1800, 2000 alsak ortalamayı, 2000'den, 98 yılından bir yükseliş başlıyor. 2006 yılına kadar 48 bin. 25 kat yükselen bir endeks var. O 25 kat yükseldikten sonraki kısmı alıyor. Yani gelip 98'de 2000'i alırsa, buradan getirip 2020'ye kıyaslarsa 124.000 olmuş. 60 kat yükselen, %100 değil de artık %1200 yükselen bir borsa çıkar ortaya. Bunu yapmıyor. Burada 25 kat yükselip buradan bakın 3-4 yıl yatayda kalmış. Sonra 2013'te tekrar zirve yapıp tekrar 3-4 yıl yatayda kalıyor. Bakın yine 4 yıl yatayda kalıyor şu an. Onu baz alıyor. Yani borsaya herkes oynayacak diye bir şey yok. Özgür Hoca'nın daha şey yapan, kar getiren, yani küçük yatırımcı tasarruflarını dolarda daha çok kazandıracağını düşünüyorsa gidip oraya yatırım yaptığında, artık kimseye uğraşmıyorum, uğraşmayacağım. İsteyen dolara yatırım yapsın, isteyen altına yapar, isteyen borsa yapar. Herkes kendi kararını kendi verir. Biz rakamları bu şekilde gösteriyoruz. Nereden nereye gelmiş? Bakın 98 yılında 30 kuruş. Ortalama kapanış zaten 28 kuruş. En düşük 27 kuruş. 30 kuruş dolar. Bu 30 kuruşa göre şimdi şey yaparsanız, 20 kat 7200'e alsanız bile 24 kat yükselmiş olur. Borsa kaç kat yükselmişti endeks olarak? Ben de hodri meydan diyorum yine. 98'de, yani benim şeyi bu kadar alıyor. Bu Forex Trader mobil indirdiğim geçmiş 22 yılı gösteriyor. 98'den bu yana arkadaşlar dolar 24 kat yükselmiş. Bakın burada dolar da mesela 2002 yılından baz alırsak 1700 en yüksek. O zaman da 4 kat yükselmiş olur. %400 yükselmiş olur 2002 yılını baz alırsan. Yani nereden nereye baz aldığınız önemli. Gelip son 2018'den bu yana baz alırsanız burada uçmuş. Bir yılda 3 liradan %100 yapmış, 7 liraya gitmiş. Yani bazı enstrümanlar, yatırım enstrümanları belli bir yataylıktan sonra yükselişe geçiyor. İşte bu da doların hareketi. Fakat toplamda 98'den 22 yıllık, yani günümüzdeki geçmişine baktığın zaman 24 kat prim yapmış. Endeks 60 kat yapmış. 60 kattan da fazla yapmış. Altın onsuna bakayım. Ons. Bakın onsta da aynı hareket var. Yıllığa çevirip baktığımız zaman ons da arkadaşlar bakın 4 yıl, yani 98-99 bakın
2001 yılına kadar yatayı da hiçbir şey yok. 2001 yılından merdiven gibi geliyor. 2000R'ye dayanıyor. 2010, yani 1920'ye geliyor. En dibinden alırsak 98'i 285, ortalama 300 dolar. Yani ons olarak 2011 yılına kadar 1920 odur budur da hiç kazandırmamış. Ona baz alırsan 2011'den 2020'ye de eski yerini bile bulmamış. Yani siz neyi göstermek istiyorsunuz? Neyi görmek istiyorsunuz? Gelip buradan 250 dolardan 2001 yılında bir de düşüş olmuş. 250'den 2000'e gelmiş. 10 yılda 8 kat gitmiş diyebilirsiniz. Ama kötü resmi göstermek istiyorsanız 2011 yılından 2020 yılına hiç prim yapmamış da diyebilirsiniz. 8 katla hiç prim yapmamış arasında çok fark var. Hatta gelip şuradan 2001 yılında, pardon, 2011 yılında 1920 dolar gelirsiniz. Sadece şu kısmı alırsanız 2015 yılında 4 yılda %50 değer kaybetmiş de diyebilirsiniz. 1046 dolara kadar düşmüş. Yani hangi tarihi baz alacağınızı siz seçiyorsunuz. Bu araştırmayı yapanın gönlüne keyfine kalmış. Onun için arkadaşlar, dediğim gibi herkes istediği yere yatırımını yapar. Bana göre borsa darphanedir. İsteyen borsaya yapar, isteyen gider herhangi bir hisseye yapar. İşte Sasa sen aldın mı, senden var mı? Ya Amerikalılar borsayı anlatıyor, kar eden, kârı artarak gelecek olan firmaları anlatıyor. Bizimkiler de dolara, kağıt parçasına yatırım yapan diye anlatıyor. Tercih sizin, istediğinize yatırım yapın. Yani şu 2013 yılında Sasa 18 kuruş en düşük gördüğü nokta bu. Hatta biraz daha beriye gelelim. 2014 olsun. 2014'te biraz tabii 20 kuruşa çıkıyor. 20 kuruş gördüğünüz gibi. Birinci ayın ikisinde 20 kuruş. Şu an 11 lirayı buldu. Ne oluyor? 55 kat giden bir Sasa var 6 yılda. Alım gücünü bundan daha çok arttıracak bir enstrüman var mı? Bende bu hissenin olup olmaması bu bilimsel gerçeği değiştirir mi? Bu grafiği değiştirir mi? Ben bunu alacak bilince sahip olmadığım için zaten bütün bu videoları çekmemin sebebi bu. Kimse gelip de bana bu grafiği açıp da böyle uzun süre büyüyerek karları artarak devam eden, el değiştiren, ticari anlaşmalar yapan, dev gibi büyüyen bir hissenin, bir firmanın hissesinin de 6 yılda 55 kat gideceğini anlatmadığı için taşımadım. Bizim medyatik olanlar hep grafiğe bakıp oraya düşerse buraya gider, oraya geçerse buraya çıkar, destek dirençleri anlattılar. Ben işte temel analiz, bu kitabı da o yüzden, bu videoları da, bu YouTube'daki varlığımızın sebebi de bu. Borsa ticarettir. Borsa yatırım yapmaktır. Borsa doğru hisseye yatırım yapmaktır. Doğru hisseyi 3-5 yıl niyetiyle taşırsanız işte 55 kat gidiyor. Benden olup olmaması, bu hissenin benim kar edip etmemem bu gerçeği değiştirmiyor. Bana bunun gibi 6 yılda 55 kat giden bir yatırım önerebilir misiniz? Ben o yüzden borsa darphanedir diyorum. İsteyen borsaya yatırım yapar, istemeyen yapmaz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Hemen şunu da göstereyim. Defalarca söylüyoruz da yine de ben kitap tanıtacaktım. Nereden geldik buraya? Onu da bilmiyorum. Bir baktım kendimi burada buldum. Evet. Gösterdiğimiz hisseler alım satım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapmıyoruz arkadaşlar. Yasal uyarıyı gördünüz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.